Hello viewers from Anti-Berlis Front TV. Today we have a reportage with a revolutionary youth of Germany. Merhabalar, öncelikle reportaj isteğimiz kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyidir, sağ ol, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Dünya Hakların Ölümsüz Şarkısı Helen Bölek'in şehitliğin ardından Almanya'da devgençliler olarak böyle bir eylem kararı nasıl aldınız ve nasıl bir eylem tarzı izlediniz? Yani Helen Bölek'in şehitliğinden sonra aslında Avrupa Grup Yorum Gönüllüleri ve devgençliler olarak bir araya gelip ne yapabileceğimizi konuştuk. Onun üzerine konuştuk. Zaten Helen şehit düştüğünde Almanya'nın ve Avrupa'nın birçok yerinde konsolosluk önlerine gidildi. Şehidimizin hesabını sormak için birçok yerde konsolosluklar önüne gittik. Malum o dönem koronanın veya korona önlemlerinin olduğu bir süreçti. Eylemler yasaktı. Avrupa'da bu eylem yasağını aslında biz Helen'in şehitliğiyle delmiş olduk. Ve sonra kararımız şu oldu. Sürekli bir tarzda konsolosluklar önüne gidelim. Bir adalet nöbetine çevirelim orayı. Henüz Mustafa ve İbrahim abi yaşıyordu o zaman. Bu kararı aldığımızda ve her gün gidelim. Yani açık oldukları her gün. Birincisi onları teşhir etme amacıyla, yani suçlarını, adaletsizliklerini hem onlara, onların yüzlerine ifade etmek için hem de orada geçen insanlar onları anlatmak için. Bir tarafı teşhir boyutuydu. Diğer tarafı da hesap sorma boyutu. Yani bizim yoldaşlarımız gün gün erirken siz öyle rahat rahat konsolosluklarınızda oturup işinizi yapamazsınız. Biz sizi rahat bırakmayacağız. Taleplerimizin peşindeyiz. Yoldaşlarımızın yaşaması için elimizden geleni yapacağız dedik ve öyle bir karar aldık aslında. Ve bu da şimdi son 117 kez gidildi konsolosluklar önüne. Yani eylem tarzı şu: her gün konsoloslukların açık olduğu her gün birçok şehirde gidip orada eylem yapıyoruz. Bazen 2 kişi oluyor, bazen 20 kişi oluyor. O değişiyor ama ısrarla her gün gidiyoruz. İşte hafta sonları hariç her gün oradayız. Birçok şehirde 2 ve 4 ve 5 şehir arası konsolosluklar önündeyiz bu şekilde. Şu ana kadar 111 kez gitmiş bulunuyorsunuz. Hangi konsolosluklara ne zaman gidiliyor? Abin dediği gibi hafta içi her gün konsolosluklar önüne gidiyoruz. Stuttgart ve Karlsruhe'ye. Saat 2 ile 3 arası. Çarşamba günleri Berlin'de konsolosluğun önüne gidiliyor. Bir de Cuma günü topluca Frankfurt'ta da aynı zamanda gidiliyor. Yani çarşamba ile cuma 3 yerde gidilmiş oluyoruz konsolosluklar önüne. Konsolosluk önlerinde birçok kez konsolosluk çalışanları tarafından taciz edildiniz. Fotoğraflarını çektiler, teşhir edilimleri, korkuların ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bu saldırılara karşısında neler yaptınız? Yani evet, birçok konsolosluğa gitmekle birlikte, sürekli gitmekle birlikte karşı tarafta ister istemez saldırganlaşıyor. Çünkü her gün onların aslında katil olduklarını, faşist olduklarını yüzlerine vuruyoruz. İnsanları bilgilendiriyoruz. Bununla birlikte bizim eylemlerimiz arttıkça onların da acizliği artıyor. Nasıl ifade ediyorlar? Saldırarak. İşte aslında klasikleşmiş bir şekilde her gün yaptıkları şey, biz konsolosluğun önüne gelir gelmez böyle kollarını çıkartıp telefonla bizi çekmeleri, zoom yapmaları. Onun dışında konsolosluk çalışanları olarak işte çevre mahalledeki insanları bize karşı kışkırtmaya çalışmaları,
bizzat kendilerinin küfür etmeleri, hakaret etmeleri. Belki görmüşsünüzdür işte Kayseri Konsolosluğu'nun önünde bir konsolosluk çalışanı arkadaşlarımız eve dönerken tramvay durağında karşılarına çıkıp onlara işte tehditvari sözlerde bulunuyor. Soyunuzu bitireceğiz. İşte Ermeni dölleri, çok affedersiniz, işte Kızılbaşlar, sizi bitireceğiz gibi. Ama arkadaşlar hem orada hem de sonrasında gereken cevabını verdiler. Ve bizim tarzımız da bu aslında. Onların her saldırısı karşısında bizim de mutlaka bir cevabımız oluyor. Onların saldırılarını aynı gün değilse ertesi gün mutlaka teşhir ediyoruz. Mesela şöyle bir şey olmuştu, bir örnek vermek gerekirse. Stuttgart Konsolosluğu'nda oradaki konsolosluk çalışanlar bir eylemimizden sonra polise şikayette bulunuyorlar. İşte bunlar bize küfür ediyorlar. Ve ertesi gün yine eylem alanına geldiğimizde polisler bize gelip bizi uyardılar. İşte siz küfür etmişsiniz, şikayetçi oldular. Biz de oradaki işte megafonla konuşmamızda şunu dedik, hayır biz size küfür etmedik, biz size tecavüzcü dedik, ahlaksız dedik, faşist dedik ve bunu demeye devam edeceğiz. Çünkü bunun için somut elde olan şeyler var. Neden tecavüzcü diyoruz, neden ahlaksız diyoruz, neden faşist diyoruz, bunları tek tek sıraladık ve bunun gibi her saldırının devamında bizim de mutlaka bir cevabımız oluyor. Teşhir boyutlu bir cevabımız oluyor. Yani hiçbir saldırılarını öyle cevapsız bırakmıyoruz. Yani bizim yaptığımız bunlar oluyor saldırılar karşısında. Eylemleriniz yaparken neler hissettiniz? Gençken sizinizde grup yorumun sesi oldunuz. Tüm dünyaya ayağa kaldıran direnmişsiniz. Almanya'da ki sesi oldunuz. Eylemlere katılan arkadaşlar nereye hissedilir? Yani konsolosluğun önüne giderken gerçekten bir öfkeyle gidiyoruz. Dururken de, onların önünde dururken de hani öfkelenmiş bir halde oradayız. Yani korkmuyoruz. Hani bunu da açık açık söylüyoruz. Resmimizi de çekseler, bizi provoke etmeye de çalışsalar. Yani biz onlardan korkmuyoruz. Çünkü onlardan şehitlerimizin veya şehidimizin hesabını sormaya gidiyoruz. Adalet istediğimiz için gidiyoruz. Diğer bölgelerde de konsolosluk önlerinde eylemler başladı. Almanya genelinde nasıl bir etki oluşturdu? Evet, diğer bölgelerde işte Frankfurt, Berlin, Hamburg, Karlsruhe, Stuttgart, buralar düzenli eylem yapılan yerler. Almanya genelinde nasıl bir etki oluşturdu? Şöyle diyebiliriz. Hani Helin şehitliğiyle aslında bütün dünyayı ayağa kaldırdı. İbrahim abi de bu direnişin etkisini birleştirdi. Tüm dünyayı birleştirdi. Almanya açısından şunu diyebiliriz mutlaka. Grup yorum gönüllüleri olarak. Evet, bu eylemler, bu adalet nöbeti aslında buradaki direnişi hızlandırdı. Ve birleştirici bir fonksiyonu var. Her yere yaydık. Şimdi Stuttgart ve Karlsruhe ile başlayan bir adalet nöbetiydi. Şimdi Almanya'nın birçok yerinde haftalık düzeyde yapılıyor. Ve şunu da biliyoruz ki Almanya'da veya Avrupa'da yaptığımız bu eylemlerin de mutlaka kazandığımız siyasi zaferde bir payı vardır. İşte Avrupa ayağıyla çok ciddi bir gündem oluşturabildik. Bir motivasyon kaynağıydı aslında. Hem dev gençlerin her gün oraya gitmesi, insanlarımız açısından bir moral üstünlüğü yaratıyor. Çünkü biz düşmanı hiç boş bırakmıyoruz. Bırakmayacağız dedik. Ve öyle de oldu gerçekten. İnsanlarımız da görüyor bunu. Ve kendileri de bir şey yapmak istiyor mutlaka ve yapıyorlar da. O yanıyla bu adalet nöbeti
Almanya genelinde çok olumlu, motive edici ve harekete geçirici bir etki oluşturdu. Yaptığınız eylemlerde halkın tepkisi nasıl? Yağmurda, çamurda, soğuk, sıcak demeden düzenli olarak direnişinize devam ediyorsunuz. Nasıl karşılıyorlar direnişinizi? Yani halkın tepkisi, onlar bize sahipleniyorlar, bu adalet nöbetine sahipleniyorlar, destekliyorlar da. Hani herkes hafta içi mesela çalışıyor ama boş zamanda onlar da geliyor, onlar da yanımızda yer alıyor. Yani bizden gerçekten gurur duyuyorlar, hani bunu da açık açık söylüyorlar. Yani halkın tepkisi müthiş bir şey gerçekten. Şu an olum vurucu direnişi devam ediyor. Halkın avukatları Ebru Tintek 164 gündür, Ertaç Unsal 133 gündür olum vurucuda. Özgür Tutsaklar, Didem Akman ve Özgür Karakaya ise olum vurucu direnişinin 117. gününde. Avrupa'da büyük bir sahiplenme oluştu. Direniş birleştirir, bütünleştirir ve zafer kazandırır. Avrupa'da ulusun bu sahiplenme nasıl daha da fazla büyütebiliriz? Yani bu ölüm orucu direnişiyle şunu diyebiliriz aslında. Önünde çok büyük bir engel başta oluşturduğunu düşündüğümüz bir pandemi meselesi oldu. Yani Avrupa'da bundan önce, bu pandemiden önce ciddi bir hareketlilik başlıyordu. İşte Brüksel'de yüzlerce kişiyle bir yürüyüş yapılmıştı. Bu yürüyüşü daha sonra Almanya'da da birçok yerde yaygın ve kitlesel bir şekilde yapacaktık. Kurumları geziyorduk. İşte milletvekilleri olsun, avukatlar olsun, sivil toplum örgütleri olsun birçok yere, her kapıya gidiyorduk aslında ve bu pandemiyle tüm dünyada bir, Türkiye dahil, Avrupa dahil bir sorun haline geldi. Sokaklara çıkamaz durumdaydık. Biz de o yüzden bir karar almıştık ve direnişi o zaman, eğer çıkamıyorsak dışarıya gerçekten ve gerçekten bir pandemi varsa, evlerimizden sürdüreceğiz. Bunun için işte destek aşı grevlerini başlattık. Herkes bulunduğu yerde bir şeyler yapabiliriz dedik. İşte bir şiir olsun, bir türkü olsun, herhangi bir etkinlikte bulunup bunun videosunu bizimle paylaşarak direnişin bir parçası olabilir herkes dedik. Ve binlerce insana destek aşık grevi çağrısını ulaştırabildik. Binlerce insan destek aşık grevlerinde bulundu. Şimdi ise bu aslında Helin'in şehitliğiyle birlikte bu önlemler, İşte sokağa çıkma yasağı, eylem yasakları delinmiş oldu. Ve artık hani birçok yerde yürüyüşler dahil, mitingler dahil yapılıyor. Biz de o yüzden işte avukatlarımız ve özgür tutsaklarımız için yine daha önce yaptığımız gibi bu kitleselliğimizi veya ulaşabildiğimiz kitle sayısını arttıracağız. Bunu nasıl yapacağız? Kurumlara gideceğiz, tek tek gideceğiz. İşte meslektaşları olabilir, avukatları olabilir, yine milletvekilleri, sanatçılar, öğrenciler, profesörler, dekanlar, hiç fark etmiyor. Herkese gideceğiz. Herkes bir şey yapabilir düşüncesindeyiz. Onun dışında biz grup yorum gönüllüleri ve dev gençleri olarak yürüyüşler örgütleyeceğiz. Örneğin ayın 28'inde, bu ayın 28'inde Stuttgart şehrinde bir yürüyüş düzenliyoruz. Ona da buradan herkesi çağırmış olalım. Her yerde yürüyüşler, her yerde mitingler, her yerde adalet nöbetleri ve her yerde kapı kapı gezerek ölüm orucu direnişini, avukatlarımızın, özgür tutsaklarımızın, Aytaç'ın, Ebru ablanın, Didem'in ve Özgür'ün direnişini duymayan, tek bir insan bırakmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu şekilde de zafere ulaşacağımızdan şüphemiz yok. Son olarak elemeleriz nasıl devam edecek? İleriye dönük nasıl planlarız var direniş hakkında?
ölüm orucu sonuçta sürüyor. Biz de konsolosluklar önüne gitmeye devam edeceğiz. Adalet nöbetini sürdüreceğiz. Sonra Adalet Bakanlığı'nı, İçişleri Bakanlığı'nı aramaya devam edeceğiz. Bunu ailelerimizden de istiyoruz. Abin dediği gibi yürüyüşler örgütleyeceğiz, mitingler örgütleyeceğiz. 20 Haziran'dan itibaren her cumartesi günü destek açlık grevi yapmak istiyoruz bütün halkımızla. Halkın avukatlarının ve özgür tutsaklarının açlığını paylaşmak için, onlara sahiplenmek için o açlık grevi yapmak istiyoruz. Yani gelecek için bayağı bir planlarımız var. Örneğin ben bir ek yapayım. Artık her cumartesi destek açlık grevi yapıyoruz Avrupa genelinde. Ve bunu artık düzenli, yani hiç durmadan, ölüm orucu devam ettiği sürece devam edecek bu destek açlık grevi. Daha önce tarihlerle birlikte yapıyorduk. İşte önemli tarihler olsun, mahkeme duruşma günleri olsun. Şimdi ise her cumartesi yapıyoruz bu destek açlık grevlerini ve herkes de bu destek açlık grevine katılmaya çağırıyoruz. Bizden bu kadar efendim. Teşekkür ederim. Bizlere ile bu röportajı yaptığınız için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyoruz. Devam ediyoruz. Now we finished our program with Revolutionary Youth of Germany. We want to remind to everybody that every Saturday from 20 of June, whole Europe have one day of a hunger strike to solidarity to death fast resistance in Turkey. AKP fascism must accept the demands of death fast hunger strike.